Meral Hanım biraz daha orta yolcu bir açıklama yaptı. Yani dedi ki bizim partimizde fikir hürriyeti var dedi. Yavuz Ağaralioğlu da konuşabilir. Burak Kavuncu da konuşabilir dedi. Ama ben dikkat ettim orada. Tam kapatırken yani cevabını verdikten sonra basındaki arkadaşlar dedi ki peki sizin fikriniz ne Meral Hanım dedi. O hemen oradan bir uzaklaştı. Yani bir orta yolcu gitti. Neden? İddialı söylüyorum. Çok iddialı söylüyorum. Pazar sabahı yapılan kahvaltıda Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu, Meral Hanım'dan o tweet'in atılmasıyla ilgili olarak olurunu almıştır. Bu da benim iddiam. Bak ilk defa söylüyorum bunu. Toplantıyı izlediğim için Ekrem Bey'in konuşmasında küçük bir ayrıntı olduğu için dile getiriyorum. Yani o zaman bir dakika yani Sayın Genel Başkan Akşener'in haberi var da o zaman Burak Kavuncu'nun, Yavuz Ağaralioğlu'nun haberi yok muydu o zaman bu olaydan? Şöyle bakın, siyaset şöyle bir şey Ferit. Bir partide bugün Meral Hanım İyi Parti'nin her şeyi. Meral Hanım'ı İyi Parti'den çıkarırsanız geriye İyi Parti kalmaz. Kim neyi anlatırsa anlatsın. Bugün İyi Parti ile özdeşleşmiş bir liderdir Meral Hanım. O konuşanlar da bilesin ki parti içerisindeki gazı almak üzere konuşuyorlar Ferit. Onu da yapmak zorundalar. Onu yapmak zorundalar. Ben niye yapıyorlar diye söylemiyorum. Onu anlaşılabilir bir şey bu. Ayrıca bir partide farklı seslerin olması da tuhaf değildir. Çünkü neden? Eğer bastırırsanız sonra başka türlü patlar. O isimler konuşsunlar. Partinin içerisinde farklı düşünüyorlar. Bu normal bir şey. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı pazar günü kadınlarla ilgili bir eylem planı açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde. O kongre merkezinde aynı zamanda da kadınlarla ilgili hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet döneminde kadınlar diye iki kitabın tanıtımını yaptı. Ekrem İmamoğlu orada çok özel bir bilgi verdi. Bu tweetle ilgili hemen söyleyeyim onu. Dedi ki bugün bu toplantıya sabahleyin İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım'la Akşener'le bir kahvaltıdan geldim diye. Yani o toplantıya gelmeden evvel toplantı saati saat 12 idi. 12'den önce Meral Hanım'la beraber olmuş. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. O atılan tweet şeyden bağımsız değil. Meral Hanım'ın bilgisi dışında atılmış bir tweetti. Birincisi bu. Bir dakika, Ben bilgisi Ekrem dışında. İmamoğlu. Hayır, Meral Hanım'ın bilgisi dışında atılan bir tweet olduğunu zannetmiyorum. Meral Hanım'la konuşulduğunu düşünüyorum. Nereden bunu söyleyeceğim? Meral Hanım'ın geçen hafta parlamentoda İyi Parti grubunda yaptığı konuşmayla aslında fezlekelerle ilgili İyi Parti'nin evet oyu vereceği üzerine Cumhur İttifakı ve iktidar bir kampanya başlattı, bir kabul yürüttü. Bunu uzun süredir HDP üzerinden bir şeytanlaştırmanın ve fezlekelerin gündeme gelmesinden anlamak mümkündü. Yani bugün Millet İttifakı'nı parçalayabileceği, o birliği dağıtabileceği en önemli koz iktidar için ve Cumhur İttifakı için aslında HDP ve fezlekeler ve HDP'nin kapatılması. Meral Hanım o günkü parlamentodaki grup konuşmasına net tavrını koydu aslında. Yani iktidarın küçük ortağı diye Bahçeli'ye seslendi. Getireceğim, getireceğim. Aha da getir dedi. HDP'nin kapatılması ile ilgili madem bu kadar çok yapıyorsun parlamentoda grubun var getir. Fezlekelerle ilgili olarak da 9 HDP'li bir fezleke olmadığını mahkeme kararlarının dışında 33 kişinin fezlekesi olduğunu söyledi. Şimdi bakın hem Meral Hanım'ın o günkü konuşması hem de Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'la ilgili atmış olduğu tweet çok açık net bir şekilde iktidarın oyununu bozdu. Ya şöyle bakın olaya. Siz Türkiye'de bugün 8 Mart'la ilgili olarak Dünya Kadınlar Günü değil mi? Bir taraftan Emekçi Kadınlar Günü diye sol jargon açısından öyle kullanılıyor. Genel kabulde Dünya
Kadınlar Günü 8 Mart. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de iki siyasi partinin genel başkanı kadın. Eğer başka bir partinin de genel başkanı kadın olsaydı onun da günü kutlanacaktı. Bu 8 Mart kutlaması üzerinden Pervin Buldan'ın genel başkan olarak Ekrem İmamoğlu'nun kutlaması kimi milliyetçileri İYİ Parti içerisinde de dahil olmak üzere niye rahatsız ediyor Ferit? Neden rahatsız ediyor? Nedir rahatsız oldukları? HDP'yi terörist mi görüyorlar? Yani HDP'yi şimdi açık konuşmak gerekiyor burada. Güzel söyledin. HDP'yi terörist görüyorlar, evet. O zaman soruyu şöyle söyleyeyim. HDP'yi terörist görüyorsunuz. Yani Yavuz Ağaroğlu'nun söylemlerinden bu çıkıyor yani. Çok sert bir şekilde eleştiriyor bir taraftan. Yani. Ama o zaman şu soruyu şöyle soracağız. HDP İYİ Parti'den daha çok almış, oy almış. Parlamentonun üçüncü partisi mi, büyük partisi mi? Meclis başkanlığında temsil ediliyor mu? Ya grubu var mı parlamentoda? Yasal mı? Anayasaya göre, siyasi partiler yasasına göre. Yani HDP anayasaya ve siyasi partiler yasasına göre tüm şartlarını yerine getirmiş bir parti mi Ferit? Yani İYİ Parti nasıl seçimlere katılıyorsa anayasal olarak seçim yasası itibariyle Türk Ceza Kanunu'na göre de hangi yasaları varsa ve buna kim karar veriyor? Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor. Ve HDP'nin seçime katılma kararını da HDP'nin adaylarının yasal olduğuna da ve seçildikten sonra da mazbatasında seçim kurulu vermiyor mu? Yüksek Seçim Kurulu. İl seçim kurulları veriyor işte illere göre. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek gerekiyor. Ali abi bir şey söyleyeyim mi? Daha önce de bu zaten böyleydi. DEHAB döneminde de, HADEP döneminde de bu hep böyleydi zaten. İnsanlar diyor ki şu anda bak sorular da geliyor. Tabii İmamoğlu'nu övenler de var, eleştirenler de var. Yani Sayın İmamoğlu'na bu zarar veren bir durum değil midir? Ne gerek vardı diyenler var mesela. Ne diyorsun? Şimdi şöyle bak. Şöyle Dünya Kadınlar Günü deyince herkes ne anlıyor Ferit? Ne anlıyor? Şimdi bir kere öyle bakacağız. Yani HDP'li kadınlar, İYİ Partili kadınlar, CHP'li kadınlar, AK Partili kadınlar, MHP'li kadınlar, bilmem ne kadınlar diye ayrılıyor mu Ferit? Ayrılmıyor. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kavramında, ibaresinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ibaresinde, anlamında ideolojik, etnik bir farklılık var mı? Ya bir şey yapılıyor mu? Tanımlama yapılıyor mu? Yapılmıyor. Pervin Buldan bir kadın, yani Samsun'da bir kadın dayak yerken 3 yıl önce boşanmış kocası tarafından darp edilirken öldüresiye hem de kendi kızının önünde o kadının kimliğine baktık mı? Hayır. Siyasi partisine baktık mı? İdeolojisine baktık mı? Etnik kimliğine bakıyor muyuz? Pervin Buldan da bir kadın. Kadın siyasetçi. Siz ideolojik olarak onu beğenmeyebilirsiniz. İdeolojik olarak karşısında durabilirsiniz. İdeolojik olarak, siyaset olarak hiç tercihleriniz örtüşmeyebilir. Ama bir kadın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da seçim kazanırken HDP'li seçmenlerinin oyunu almış Ferit. HDP seçmenlerinin oyunu almış bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem iki kadın siyasetçi üzerinden Kadınlar Günü'nü kutlamasından rahatsız olan milliyetçilerin sorulması gereken şu. Arkadaş siz nasıl bir şeysiniz Allah aşkına ya? Yani biz nasıl ki bizim dini bayramlarımız var. Nasıl ki başka zafer bayramlarımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir şey Ferit artık uluslar evrensel olarak ve Türkiye olarak. Ali Tarakçı şöyle bir şey söyleyeyim. Evet haklısın, yorumun doğru ama bu yorumuna mesela Yavuz Ağır Alioğlu itiraz ediyor. Dedin ya hani Pervin Buldan mesela hani kimdir nedir bir kadındır falan diye. Yavuz Ağır Alioğlu diyor ki
anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerin isimlerinin şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum diyor. Anasın, sana cevap ya, ne diyorsun? Bulmasın Ferit. Ne yazar bulmasa? Ne yazar Ferit? Şimdi Ferit bir şey öğreneceğiz. İYİ Partililere de söylenecek söz şu. Bir, Türkiye'nin bugün antidemokratik, hukuk dışı, adalet dışı uygulamalarından rahatsız mısınız? Türkiye'de bugün ekonominin bu kadar kötü yönetilmesinden, kaynakların çarçur edilmesinden, Türkiye'nin en büyük ihalelerinin beşli çeteye verilmesinden, doğalgaz, elektrik şirketlerinin aynı şirkette Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı aynı şirketlere dağıtılmasından, hayat pahalılığından, yoksulluktan, işsizlikten, enflasyondan, insanların kursaklarından geçen lokmanın küçülmesinden, insanların gelirinin düşmesinden, insanların borcunun artması, rahatsız mısınız? Rahatsızsınız. Kim bunun bir sorumlusu Ferit? İktidar. Şimdi mesele tam da burada. Eğer bundan rahatsız olanların bir araya gelmesi gerekiyor, ideolojik ayrımlarını bir kenara bırakarak. Ortak noktada. Nedir ortak noktamız? Türkiye bugünkünden daha iyi olsun, hukukla tanışsın, adaletle tanışsın, liyakat sistemi egemen olsun, devletin içerisindeki bu tek adamcılık tarihe karışsın, yerine demokrasi egemen olsun. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? HDP'lileri dışla. Ya ben Yavuz Bey'e sormak istiyorum. Daha düne kadar iktidar ve Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri Meral Hanım için ne diyorlardı? Tabii çok ağır konuşuyorlardı. Evet. Evet sanırım terörist demiyorlar mıydı? FETÖ'cü demiyorlar mıydı? Diyorlardı. Ferit burada mısın? Evet, senin galiba internet sinyalin biraz düştü de tamam, devam et. Şu an sorun yok. Devam edebilirsin. Ferit kayboldu. Ben yayın buradayım. Bir ara. Sen evet bir ara oluyor internet. Ha, yani yayın yok. Ne kaynaklı olarak olabilir. Şimdi olayımız şu. Bugün Cumhur İttifakı 2018 seçimleri dahil olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti ile ilgili olarak ve Meral Hanım'la ilgili söyledikleri ortada duruyor mu? Değil mi? Niye bunu yaptılar bugün? Çünkü Millet İttifakı'nı parçalamak için yaptılar. Toplumda Meral Hanım üzerinden FETÖ diyerek öcüleştirmek istediler. Tam da bu noktada özellikle 2019'dan bugüne Cumhur İttifakı HDP üzerinden dönem dönem Kılıçdaroğlu üzerinden milliyetçi damarı kaşıyor. HDP üzerinden tüm milliyetçi damarı ve ulusalcı damarı kaşıyor. İstiyor ki Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bileşenler yan yana gelemez, yan yana davranamasın. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi isteyemesinler. Bugünkü iktidarın kötü yönetiminden dolayı toplumun genel çoğunluğunu yan yana getiremesinler istiyorlar Ferit. Şimdi burada bir soru sorabilir miyim? Bak şimdi Ulaş Hanoğlu da yazmış. Ulaş Hanoğlu'nun da şeyini bir sorusunu ekrana vereyim şöyle. Mesela bu soruya nasıl cevap verelim? Diyor ki Öcalan'ın kardeşliğini TV'ye çıkartmak AKP'ye yaramadı, işe yaramadı, ters tepti. Böyle bir duruma ne gerek vardı diyor Ekrem İmamoğlu'nun için. Ulaş Bey'e söylenmesi gereken şudur. Öcalan'ın kardeşinin televizyona çıkarılması, Osman Öcalan'ın Abdullah Öcalan'dan mektup getirilmesinin temel nedeni HDP seçmenlerini etkileyerek Millet İttifakı'nın adaylarına ve Ekrem İmamoğlu'na, yani özellikle Ekrem İmamoğlu'na oy verilmemesini sağlamakta Millet İttifakı'nın ortak adayı olan. Burada amaç ne?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya. Bu kadar mı fanatik oldunuz? Bu kadar mı Dünya Kadınlar Günü'nde HDP eş genel başkanı Pervin Hanım'ın, Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak, ya şimdi bayramını kutlasalardı ne yapacaktı? Kötü mü bir şey olacaktı? He? Ramazan bayramını kutlasalardı. Kurban bayramını kutlasaydı. Yani ne olacaktı yani? Bu kötü bir şey mi olacak? Ben Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman gezisinde bulundum. Ekrem İmamoğlu HDP'li belediyelere Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu verdi. Ne zarar, yani ne olacak? Buna da o gün de Diyarbakır'a ve Batman'a gitmesine yönelik olarak o gün Cumhur İttifakı da aynı kampanyayı yürüttü. Bak aynı kampanyayı yürüttü. Yine neydi amaç? Yine Millet İttifakı'nı parçalamak, İYİ Parti içerisindeki milliyetçi damarı yükseltmek. Bu oyuna gelecek mi? Gelmek isteyen gelsin Ferit. Bu kadar basit. Ve dikkat et. CHP'den ayrılan İnce, MHP, AK Parti aynı şeyleri söylüyorlar şu anda. Aynı şeyleri. Niye? Niye? Yani neden? Ve hatta daha basit bir şey daha söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun bu tweet'i üzerine Mansur Yavaş üzerinden bir kampanya yapılıyor ki bu kampanya uzun süredir. Nasıl bir kampanya? Nasıl bir kampanya yapılıyor? Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, yani Ekrem İmamoğlu bu tweetiyle bitmiştir. Mansur Yavaş kampanyasını büyük ölçüde yürütenlerin özel olarak iktidara ait troll merkezleridir, biliyor musun? Bilerek yapılan bir olaydır. Yani bir de yani şu var ama Ekrem Bey'in de bu tarz mesajlar vererek aslında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini de bu durum gösterir diyenler var. Gösterir mi? Olma, yani bir belediye başkanının, bir siyasetçinin iddiasının olmasının ne zararı var Ferit? Ne zararı var yani? Zarar yok ama şöyle eleştirenler var. Yani Mansur Yavaş'ı niye artı olarak Mansur Yavaş sadece belediye başkanlığı yaparak gündeme geliyor ama Ekrem Bey siyasete çok karışıyor deyip de eleştirenler de var. Şimdi görülmeyen bir şey var Ferit. Ankara'da Mansur Yavaş'la ilgili yürütülen kampanyayla İstanbul'da yürütülen kampanya aynı değil Ferit. Ankara kaybedilirse Türkiye kaybedilir demedi Erdoğan. AK Partililerin hiçbiri demediler. Antalya kaybedilirse de, Mersin kaybedilirse de, İzmir demediler. Tek bir yere söylediler. İstanbul kaybedilirse Türkiye kaybedilir. Ferit, İstanbul'un çalışan sayısı on binlerce. Kaynak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kat kat fazla. İstanbul Türkiye'nin %50'sinden fazlası Ferit ekonomik olarak. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçim kazanması Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazandığı seçim gibi bir şey değil. Ve bir şey daha söyleyeyim. Meral Hanım da ittifakın bir parçasıdır İstanbul'da. Beğensinler beğenmesinler. HDP de o ittifakın bir parçasıdır. Ferit. Bir kere kimsenin utanmaya falan gereği yok. Bunu İYİ Partililer de biliyor. Herkes biliyor. Kardeşim siz bu ülkede %50 artı 1 ile seçim kazanmak istiyorsunuz ve Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yani HDP'li seçmenlerin hep 6,5 milyonu terörist mi? He? Terörist mi? Siz Pervin Buldan üzerinden yapacağınız her kampanya, her ötekileştirme olayı aslında HDP seçmeni üzerine kurgulanmış bir ötekileştirme girişimidir, politikasıdır, stratejisidir, taktiğidir Ferit. Şimdi İYİ Partililer şuna karar verecekler. Ki çok zor durumları. İktidarın küçük ortağı MHP'ye mi benzeyecekler? MHP gibi davranacaklar? Zaten orada bir asıl MHP var. Eğer MHP gibi davranacaklarsa İYİ Parti'ye ne gerek var? Gitsinler orada siyaset yapsınlar. Ama MHP gibi davranmayacaklarsa bu hem söylemlerine yansımak zorunda Ferit, hem söylemlerine hem duruşlarına yansımak zorunda ve ben başından beri iktidarın İYİ Parti üzerinden bir strateji kurduğunu, Millet İttifakı'nın zayıf halkı, bunu Saadet Partisi'nde
Saadet Partisi de ittifakın zayıf halkası. Dikkat edin, orada Oğuzhan Asil Türk üzerinden kurdular. Evet, strateji. İyi Parti de kimin üzerinden? İyi Parti de kimin üzerinden kurdular? İlk dönemde Meral Hanım üzerinden kurdular. FETÖ diye. Tutmadı. Kimin üzerinden kurdular bu sefer? İstanbul İl Başkanı üzerinden kurdular. İstanbul İl Başkanı'nı kiminle gündeme getirdiler Ferit? Onu da İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı önce disiplin kuruluyla atıldı. Sonra mahkeme kararıyla geri döndü. Şimdi istifa etti ve yeni bir parti kuracağını açıklayan hoca. Neydi hocamızın ismi? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. CHP'de kiminle yapıyorlar bunu? CHP'de de bunu şeyle yapıyorlar. Muharrem İnce'yle mi yapıyorlar? Muharrem İnce'yle. HDP'de kiminle yapmaya kalktılar? Kars Belediye Başkanı tutuklanan, yerine kaybolan Ayhan Bilgen'le yapmaya kalktılar. Ayhan Bilgen son anda geri adım attı, vazgeçti. Bak, orada da HDP daha muhafazakar, kendilerine göre demokrat bir HDP'yi parçalayarak parti kurmak istediler. Aslında bunların tüm hamlelerin tamamı Millet İttifakı'nı parçalamaya dönük olarak. Hatta hatırlayın, bu hamle ileride Saadet Partisi'nin bölünmesine doğru da gidebilir mi? Böyle bir hamle yaparlar mı? Yaparlardı. Bunu Has Parti döneminden de biliyoruz çünkü. Aynısını Numan Bey döneminde yaptılar.